Bugünkü ikinci vakamız çok genç bir hasta. Hastamız da büyük ihtimalle ultrasonografik olarak büyük ihtimalle diyoruz. Çünkü hiçbir kist patolojik olarak incelenmeden tam teşhis konulmamaktadır. Büyük ihtimalle dermoid kist yani matür kistik teratom olan bir hastamız. Hastamızın hiç çocuğu yok, çok genç. Dolayısıyla yumurtalığı maksimum koruyarak yine kapalı bir cerrahi yapacağız. Gençlerde bir yumurtalık kistine müdahale edilirken mutlaka ilerideki fertilite yani doğurganlık potansiyeli göz önünde bulundurulmalı ve hem kist mümkün olduğu kadar patlatılmadan çıkarılmalı hem de yumurtalık maksimum özenle korunmalıdır. Ameliyatımız bitti. Ameliyat öncesi tahmin ettiğimiz gibi kist, dermoid kist ya da matür kistik teratom çıktı. Bunu nasıl anlıyoruz? Dermoid kistlerin içerisinde kıl, yağ, kıkırdak ve bazen kemik dokularına rastlayabiliyoruz. Bunları gördüğümüz zaman kistin hemen her zaman iyi huylu olduğunu düşünüyoruz. Hastamız çok genç bir hastaydı. Yumurtalığına minimum zarar vererek sadece kisti patlatmadan bir torba içerisinde dışarı aldık. Laparoskopik olarak yaptığımız ameliyatımız yaklaşık 45 dakika sürdü.